Bugün Kalfa'da uzmanına sor köşemizde Kalfa'nın en proje yaratıcı ekibinden değerli meslek mensubumuz hem de Kalfa kullanıcısı Adnan Dinler konuğumuz. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk Mahmut Bey. Siz de hoş geldiniz. Adnan Bey bize bugün mali müşavirlik mesleğinin son 25-26 yılını ve Kalfa'nın çıkış hikayesini anlatacak. Adnan Bey bize öncelikle bir kendinizi çok kısa anlatırsanız bir dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Sanırım ilk mesleğe başlayışım 93 yılında olmuştu. 93'ten bu zamana kadar işte 25 yıllık bir süreçte muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerini yürütüyoruz. Hala 25 yıldır çalıştığımız firmalarımız var. 25 yıldır güzel. Çalıştığımız arkadaşlarımız var. Hala bugünden bugüne kadar görüştüğümüz, beraber çalıştığımız, şu an ayrı da olsak yine görüştüğümüz arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla bu mesleğin uzunca bir süredir icra ediyoruz. Çeyrek asır dile kolay hem mesleğin gelişimine tanıklık etmek hem de tabii o dostlukları oluşturmak anlamında oldukça yeterli bir süre. İlk zamanlarda yaşadığınız sorunlar neydi, mesleğin sorunları neydi? Bir önce onu dinlemek isteriz. Aslında Kalfa'nın burada benim için çok ayrı bir rolü var. Neden bir rolü var derseniz, işte 25 yıl diyoruz. İlk başladığım 93'te eskiden böyle büyük şey defterler olurdu. Yevmiye ve kebir defterleri olurdu. Şu an onları elle yazardınız. İşte yevmiyeyi işlersiniz, sonunu kebire işlersiniz. Onu mizana dönüştürürsünüz ve beyanname yaparsınız. Şimdi yeni nesil işte şu yazılım kötü, bu yazılım daha kullanışlı, iyi aynen diyor ya. Evet, evet. İşte oraları görmedikleri için buraları eleştirmek kolay geliyor. O yüzden kafanın konumlandığı nokta çok kritik benim için. Düşünün öyle bir defter işleyişinden ofiste de sanırım bir veya iki tane bilgisayar vardı. İşte DOS sistemi bilirsiniz. Bilirim. Açıyorsunuz C2.3/. Yapacağınız hiçbir şey yok bilgisayarla. Sadece bir program var, onu kullanabiliyorsunuz. İşte ofis programları bile neredeyse o zaman çok yoktu diyebilirim. Sonra çok ilginç bir şekilde internet çıktı. İşte bilgisayarın sağ alt köşesinde bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Garip bir ses çıkıyor. Ondan sonra internete bağlanıyorsunuz. Tamam, bağlandığınızda ne yapacaksınız? Çünkü oradan ulaşabileceğiniz veriye ve bilgiye ulaşacağınız hiçbir altyapı yok. Bu tabii böyle böyle gelişirken sonrasında SGK, ilk aslında e-işlemleri başlatan SGK'dır. İşte işe girişlerin, SSK bilim bildirgelerinin verilmesi gibi süreç SGK tarafından başladı. Hatta çok ilginç, o zaman ben o komisyona girmiştim. TRT'den de röportaja gelmişler. Evet, çok eski TRT'den böyle bir nedir bu SSK, ne yapıyor, nasıl olacak internette falan derken biraz onları anlattık. Tabii o süreçte bugünkü motivasyonla o gün, o yılların işini yapabilir miyiz, yapamayız. Yani düşünseniz o defterleri işleyeceksiniz, beyannameleri yapacaksınız, götüreceksiniz, vereceksiniz, tavukları alacaksınız. Hiç tanışmadığımız meslektaşlarımızla vergi dairesinde İşte sen hangi kattasın, şu beyannameleri sen ver, seninkileri ver, ben üst kata. Öyle dostluklar da doğuyordu. Mesela SSK'da en büyük şansınız tahakkuk çıktığında okunabilirse o ay çok şanslısınız. Niye? Çünkü bir de onun mükellefi haksızlayacaksınız ki insanlar da onu ödesin veya götürüp elden vereceksiniz. Dolayısıyla çok zor bir süreçti. Manuel yaptığınız birçok şeyi düşünün. Beyannameyi manuel dolduracaksınız. Onları kaşeleyip imzalayacaksınız. Beyannamesini vereceksiniz, tahakküm alıp müşteriye götüreceksiniz. O zaman için en az sırf bu işler için 3 kişinin olması gerekiyordu. Sonra hayatımıza e-beyanname geldi. İşte verdiğimiz KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi. Yine bir tarafta işliyorsunuz ama sonunda artık internete bağlanıp gönderebileceğiniz bir sistematik geldi. Yani vergi dairesine gitmenize gerek yok artık. E-beyannameleri de verebiliyor duruma geldiniz. Dolayısıyla tahakkuklara da mail atabiliyor oldunuz bu sefer. Şimdi ne oldu? Bu sefer emek biraz daha dışarıdan içe yoğunlaştı ve konularda uzmanlaşmaya başladınız. Eskiden bir mali müşavir pek çok konuya hakim olabilirken aslında bu dönemde şu an bu biraz çok zor. Çünkü konular çok genişledi, farklı şeyler çıktı. Dolayısıyla bir konuda uzmanlaşmak gerekiyor. Mesela eskiden SSK'dan anlardık. Mesela ben şu an diyemiyorum ki ben SSK'yı çok iyi biliyorum. Çünkü apayrı bir uzmanlık alanında dönüştü oralar. Dolayısıyla 93'ten bu zamana, yani benim meslek hayatımdaki sürecimde baktığımızda bu yılda o kadar çok şey değişti ki bugün neredeyse vergi dairesine gitmiyoruz hiç.
Yani vereceğiniz basit bir dilekçeyi bile internetten veriyorsunuz. Yani her şey e-oldu. Mesela e-fatura, e-defter. Yani e'li bütün süreçler bugüne getirdiğimizde bütün her şeyi oturduğunuz yerden yapabilir noktasına geliyorsunuz. Dolayısıyla dünden kalfayı 3 bölüme ayırdığımda, yani dünü, bugünü ve yarını diye, dünden baktığımda o kadar çok şey değişmiş ki anlatırken bile o günleri böyle hatırlayıp ya nasıl yapıyormuşuz? Yani düşünseniz o mesela şansınız varsa beyannameyi şimdi çıktı olarak almanız lazım vergi dairesinden. Evet. Oradaki memurun iyi günündeyse size biraz fazla vermişse yırttınız. Mesela özel günler olurdu. Beyanname günü bittiğinde ayın ilk haftası beyanname toplama günü. Şimdi gidip toplayacaksınız, o kadar mükellef bir beyanname hazırlayacaksınız. Elinizde bir formül olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle şimdilik güzel an olarak kalsın diyelim ama. Hiçbir şey gitmek istemeyiz diyorsunuz. Aynen. Bugüne geldiğimizde tabii mesleğin değişimini sana kısaca anlatabildim. Yani ilk defter tutmaktan, elle defter tutmaktan bugün geldiğimiz noktada neredeyse e-faturalarla ilgili direkt muhasebeye entegre olabilen bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu 25 yılda o kadar çok şey değişti ki. Bambaşka bir yere geldik. Evet. Ama tabii biz bununla mı kalacağız? Bu 25 yıldan bir şeyler öğrenip sonraki yarınımızda neler olacak? Oraya göre konumlanmamız gerekiyor. Kalfa'da zaten onun için var. Peki bugün meslek mensuplarımızın en büyük sorunları, hani ben ofisleri ziyaret ediyorum, onlarla konuşuyoruz, bazen sorular oluyor, yanıtlıyoruz. Hani böyle bahsettikleri hep kronikleşmiş sorunlar var. Biraz daha bugünden bahsederseniz bizim açımızdan çok yararlı olur. Mesleğe yeni giren arkadaşlar açısından da, özellikle kendi ofisini açmak isteyen birçok arkadaşımız bize geliyor. Hani onlar açısından da bugünkü sorunları bir anlatırsanız çok sevinirim. Sanırım bugün herhalde şuradan çıkıp 10 tane arkadaşımızın ofisini dolaşsak kronikleşmiş 2 tane sorundan bahsederiz. Birisi tahsilat der, evet. Birisi de nitelikli personel. Evet. Şimdi tahsilat apayrı bir dünya. Buraya farklı formüller, işte bankacılık çok gelişti. Buralarda farklı süreçler yürütebilirsiniz. Ama asıl kritik olan yer nitelikli personel. Şimdi kalfanın konumlandığı yer tam da aslında burada. Bugün için çok önemli. Tabii şunu da kendimize öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Nitelik derken sadece muhasebeyi yapacak bir kişi veya bu yeteneği olan bir kişi tek başına bir nitelik değil. Firmanızda eğer resmin bütününe göre bir işlem yapmıyorsanız girdiğiniz bu veri çöpten başka bir şeye benzemiyor. Neden nitelikli diye tanımlıyorum? Çünkü buraya giren veri çok önemli. Neden çok önemli? Burada bu veriden vergiyi çıkarıyorsunuz. Yani işte incelemeye veriyorsunuz veya beyanname yapıyorsunuz. Bağımsız denetime gidiyor bu tablolar. Bankalara gidiyor, çok kritik. Neredeyse kredi kullanmayan işletme sayısı yok denecek kadar az. Ve mali tabloların düzgün ve yorumlanabilir olması lazım ki işletmeler hayatlarını sürdürebilirsin. Yatırım yapacaksanız bu mali tabloları kullanıyorsunuz. Yatırım alacaksanız mali tabloları kullanıyorsunuz. Yani kısaca saydığım şu 5 şey aslında bir işletmenin doğuşunda hayatını sürdürebilirlik noktasında en önemli veri. Aynen öyle. Her yerde kullanıyorsunuz. Yani globalleşeceksiniz, örnek veriyorum. Yine bu tabloları kullanıyorsunuz. Ama bunun temelini ne oluşturuyor? En başa indiğinizde işte o nitelikli personel diye tanımladığımız arkadaşın o veriyi bütün resmi görerek işlemesi gerekiyor ki bunu yorumlayacak insanların alanına göre, yorumlayacak insanlara doğru bir yol göstersin. Ama siz ilk başta bu veri girişinde doğru kurguyu kurmazsanız, yani yarını da düşünerek, o zaman bir yere geldiğinizde tıkanıyor. İşte bankaya geldi, tıkandı, kredi kullanamadı veya ihale oranlarında bir problem var. Ne oluyor bu sefer? Firma ihaleye giremiyor, ihaleden men alabiliyor. Dolayısıyla burası nitelik anlamında çok nitelikli bir yer. Fakat tabii sorunumuz şu, nitelikli personel derken şu an nitelikli personel sıkıntısı sadece bu mesleğe değil, sadece şu an bu mesleğe yansımış. Meslek mensupları, duayenlerin de yeni nesille ilgili bir hep bu konuda bir şikayeti var aslında. Şikayet etmeye gerek yok. Gördüğümde. Burada şikayet edecek bir şey yok. Nitelik dediğimiz şey, yani eskiden çırak vardı, kalfa vardı, usta vardı. Şu an
şu an Türkiye'de bir sorun var. Belki yani, üstadlar ona çok alışmıştı o kültüre. Şimdi yeni 25 yıllık bir deneyim var. Değişmeyecek noktalar var. Yani istesem de değiştiremeyeceğim noktalar var. Ama geliştiremeyeceğim bir nokta yok. Öyle bir lüksüm yok. Dolayısıyla geliştirmem gerekiyor kendimi her halde. Her alanda. Ya ben dijitalleşmeyeceğim diyemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. İşte pandemide gördük. Mecburdunuz insan dijitalleşmeye. Java öğrenen meslek mensupları gördüm. Bizim yazılım dünyasına giren meslek mensupları gördüm. Tabii bunu mecbursunuz. Yani düşünün, müşteriye gidemiyorsunuz hastalıktan dolayı. Nasıl yapacaksınız beyannameyi? Dolayısıyla mecbur dijitalleşeceğiz. Dolayısıyla bu nitelik kısmı, hani gençlere kızmaya gerek yok. Çünkü yeni gelen nesil bu konumla ilgili gelmiyor. Çünkü ellerinin altında o kadar çok veri var ki ve ulaşabilecekleri bilgi var ki, bilgi dağarcı. Ve yetişirken de öyle yetişmiyorlar zaten. Şimdi biraz önce söylemiştim, Türkiye'nin sorunu çıraklık, kalfalık, ustalık. Şu an gidelim, birçok işletmede çırak yok. Kalfa yok. Yani neredeyse usta da yok. Ama bu son birkaç senedir bizim mesleğimize artık yansımış hali olarak görüyorum ben. Şimdi peki buraya böyle bir nesil gelmiyorsa bu işi de birilerinin yapması gerekiyor. Aynen öyle. O zaman ne yapacağız? Hem mecbur dijitalleşmemiz gerekiyor. Hem de kalfa burada aslında bu ara görevi görüyor. Benim için bugün. Dolayısıyla ben bir veriyi dijital ortamda muhasebeleştirdiğimde ve belli standartlara getirdiğimde ve yarın da düşünerek biraz önce saydığımız o bağımsız denetimi verdiğimiz, bankaya verdiğimiz tabloları o zaman mali müşavirlere şu kalıyor aslında. Bizim mali müşavirlerimiz aslında nitelikli iş. Yani nitelik dediğim şey danışmanlıktır. Yani resmin bütününü görürsünüz, ona göre firmaya bir danışmanlık yaparsınız, bir yol gösterirsiniz. Doğru yolu gösterebilmek için de bu tabloların bir kere doğru bir yerden çıkması gerekiyor. İşte tabii bizde şöyle de bir tanım vardır, deyim vardır diyeyim. Her mali müşavirin bir yoğurt deyişi vardır. Aslında bu çok yanlış. Ama ben onu çok görüyorum. Hani çok görüyorsunuz, çok da duyuyoruz. Niye farklı olsun ki mevzuat değil? Yani ben de aynı kahveye mevzuatını okuyorum, siz de aynı kahveye mevzuatını okuyorsunuz. Dolayısıyla yoğurt deyiş şekli olmalı. Faturayı dosyaya nasıl takarsınız, o ayrı bir şey. Ama çıktı aynı olmalı. Ama maalesef burada da çok standartı yakalayamadığımız için biz birimizin baktığına farklımız yorumlar yapabiliyoruz. Veya işte örnek veriyorum, bir teknik et mevzuatı, bir Ar-Ge mevzuatı. Apayrı özellik, nitelikli bir iş. Tabii, bambaşka kuralları var. Mesela Teknopark'ta 5 projeniz varsa sanki 5 firmanın ayrı muhasebesini yapıyormuş gibi bir yapıya geçiyor. Ama bir personeli ya da maliyeti 5 şirkete dağıtmanız da gerekiyor. Evet. O işler bambaşka bir yere gidiyor. O yüzden hani kısıttan çıktı, artık dağıldı işler. Yani uzmanlaşmak gerekiyor. Biraz da buna eskiden de böyle miydi? Ben şimdi 5-6 yıldır mevzuat okuyorum elimden geldiğince. Mevzuatlar yani hep birbirini ezen, dönüşen ya da çok hızlı mevzuat değişikliği dünyamıza girdi. Eskiden hani bakıyorum böyle işte 2000 yılında bir kanun çıkmış. Sonra onunla ilgili 2007'de bir değişiklik olmuş. Sonra 2013'te olmuş ama son 3-4 yıldır hani her konuyla ilgili bir sürekli bir değişiklik oluyor. Belki teknolojinin getirdiği, değişimin getirdiği hız. Belki de onlara yetişemiyoruz. Ya da o farklı görüşlere yol açıyor da olabilir. O da var ama aslında ben biraz da şöyle yorumluyorum. Şimdi eskiden evet bir dünya haritası vardı. Ve burada sınırlar vardı. Bence şu an sınırlar yok artık. Yok artık. Dediğim gibi bu değişimler de bizim dünyaya aslında ayak uydurmaya çalışmamızın ayak sesleri gibi de değil. Şimdi ne yapıyorsunuz? İhracatla ilgili bir şey yapıyorsunuz. İhracatınız var. İhracat mevzuatında bir şey değiştirmek gerekiyor. Sizin yapınızı hemen ona göre entegre etmeniz gerekiyor. Yani dünya nereye gidiyorsa burada aslında bu değişiklikler de ona ayak uydurmaya çalışıyor. İşte denetim diyoruz mesela bizim yaptığımız işinde bir de sorumlu olduğumuz ve hesap vermemiz gereken bir yer var. Şimdi bu mevzuatlara göre ben bu altyapıları kurgulayacağım ki rahat hesap verebilir olayım. Sürekli bir şeylerin değişmesi, evet, dijitalleşmenin aslında ana motivasyonu bu. Yani
eskiden sadece bir beyanname veriyordunuz, örnek veriyorum. Sadece matrah vardı, ödeyeceğiniz vergi vardı. Şimdi bir teknopark veya Ar-Ge merkezinin muhtasar beyannamesini düşünün. Ve 200 kişi çalıştırdınız. Bütün veriyi denetleyecek kişinin rahat denetleyebileceği şekilde, o veriye o an ulaşabileceği şekilde veriyorsunuz. Mesela denetleme ile hedefler verirken bile önce diyor ki Excel'e ver diyor işte veya hedefler olarak ver diyor. Artık kağıttan çıkıp belli bir denetim sistematiğine giriyor. Yani denetim şekli de değişiyor aslında burada. O yüzden bu mevzuatların değişmesi çok normal. Çünkü eskiden kendi sisteminize göre ayak uydurdunuz, şimdi dünyaya göre ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bu işin yarın dediğimiz kısmı aslında dünyada bu mesleklerde ve nereye gelmeli. Ve bu değişim sürecini yaşarken işte 93'ten 25 yılı atlattım, benim hayatımda %100 değişim var. Ama bu duracak bir şey değil. Yani meslek bir evrim geçirdi ama daha evrim bitmedi. Daha başındayız. Ha, ömrümüzü ifade eder mi? Ondan sonrasını bilmiyorum tabii. Şimdi orada bakacağız. Daha gençsiniz lütfen. Adnan Bey, geçmişi güzel özetledik, bugünü anlattık ama biz kalfa olarak işte geleceği merak ediyoruz aslında. Meslek nereye gidiyor? Gelecekte neler olacak? İşte çünkü biz hep kalfayı gelecek için oluşturduk, konumladık. Orada bir gelecekle ilgili, mesleğin geleceğiyle ilgili bir görüşlerinizi almak isteriz. Geleceği aslında ben biraz daha ikiye ayırdığımda bugün için dijitalleşmeyle ilgili bütün altyapılarımızı tamamlamamız gerekiyor. Pandemide bunun neden ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük ve yaşadık. İşte müşterimize gidip evranı alamadık mesela. Şimdi evranı alamadığımız müşterinin nasıl beyannamesini yapacağız? Vergisini nasıl ödeyeceğiz? Dolayısıyla dijitalleşme artık burada bir lüks değil, zorunluluk. Kalfa tam da burada benim için devreye giriyor. Müşteriden evra almadan bile aslında benim istediğim o ilk veriyi oluşturan, mizanını çıkartan, beyannamesini hazırlayan, mali tablolarını çıkartan aslında bir proje, bir yapı. Dolayısıyla benim elime böyle bir hazır veri geldiğinde ben o müşterimle ilgili pek çok şey yapabilirim. Yani o tablodan danışmanlık yaparım, önerilerde bulunurum. Yani o veri oluşturmadaki harcayacağım eforu daha nitelikli hizmetlere verebilirim. Mükellefi daha içinde yer alarak ona daha fazla katma değer şöyle yaratabiliriz diyorsun. Neyse, küçük ölçekli bir firmayı bir günde işlediniz diyelim. Şimdi bir firmaya bir gün muhasebesine, veri girişine verdiğinizde ve eğer derdiniz sadece beyanname yapmaksa bu bir yerde tıkanıyor. Yani müşterilerin de istediği bu değil artık. Ve bizler aslında donanım olarak çok donanımlı insanlarız. Yani geçmişte yaşadığımız tecrübeler, işte SSK'dan anlıyoruz, biraz vergiden anlıyoruz, ihracattan anlıyoruz, paradan anlıyoruz, finanstan anlıyoruz biraz. Şimdi bunlar hepsinin birliklerinde bir tecrübe oluştuğunda aslında kullanabileceğiniz ilginç bir beyin çıkıyor ortaya. Yani pek çok noktada danışmanlık yapabiliyor noktasına geliyorsunuz. Şimdi elinizde bu veriyi hazır hale geldiğinde ben çok daha kendimi müşterime zaman ayırabilirim. Ona çok daha nitelikli danışmanlıklar yapabilirim. Çok daha gidebileceği farklı yönleri gösterebilirim. Dolayısıyla burası bizim için biraz kalfa, bizim burada Angarya dediğimiz o veri girişindeki ölü zaman aslına bakarsanız. Yani nitelikli bir iştir ama zaman olarak da ölü bir zamandır yani. Burayı dolduran ve bana hazır veri veren bir yapı kalfa. O yüzden benim için bugün ve sadece yarın demek kalfa yanlış olur. Bugün ve yarın için çok önemli. İşte dijitalleşme diyoruz devamlı. Dijitalleşmenin aslında bir öncüsü diyebilirim kalfaya. Tabii farklı rakipleri çıkacaktır, farklı renkler çıkacaktır. Bizler de devamlı geliştiriyoruz. Mesleğin içerisindeyiz zaten. Neye ihtiyaç olduğumuzu hem kendi ihtiyaçlarımızdan hem dışarıdaki diğer malum şu arkadaşlarımızdan ediniyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii farklı hizmetleri de eklemeye çalışıyoruz. Yani verdiğimiz iş sadece müşavirlik, danışmanlık dediğimizde alt kalemlerde bir sürü kalemler çıkabilir. Dolayısıyla burada farklı ürünleri de buraya ekleyip
farklı kazançlar da doğurabiliriz buradan. O yüzden Kalfa benim için şu an bugün ve yarın da çok kritik bir noktada. Diğer bir hususta dünyada ne yapıyoruz biz? Ya tamam, Türkiye'de tanımlanmış bir mevzuatımız var. Ama artık dünyada şunu görüyoruz. Farklı bir ülkenin muhasebesi başka bir ülkede. Çok görüyoruz. Çok fazla yabancı firmaya çalışıyoruz. Şimdi, çok fazla görüyoruz. Biz de diyoruz ki mesela neden bunu Türkiye'de yapmayalım? Neden biz yapmayalım? Var örnekleri. Aslında burada yapılan iş artık yani muhasebe hizmeti aslında bir veri mühendisliği gibi bir şey oluyor bence. Dolayısıyla siz bir veriyi giriyorsunuz, sonra onu birileri alıyor ve anlamlandırıyor. Şimdi bizim bunu yapabilme yetkinliğimiz var. Yani Hollanda'daki bir şirketin muhasebesini ben burada tutabilirim. Ya aslında şöyle düşününce KDV aynı KDV, hepsinde var. Gelir vergisi hepsinde var. Oranları farklı. Kurumlar vergisi hepsinde var. Bildirge türleri de orada farklılaşıyor. Ama mevzuatlarımız Avrupa Birliği ile çok uyumlu aslında. Hepsi aynı şey. Mali tablolarımıza bakarsanız, bilanço gelir tablolarımıza aynıdır. Şunu yapıyoruz mesela bizim müşterilerimizde. Yurt dışında burada şubesi var veya şirketi var. Şimdi bizim vergi usulüne göre tutmanız gerekiyor. Bir de tabii global şirketler olduğu için tüm dünyadaki veriyi bir yerde topluyor bu insanlar. Şimdi bu veriyi oraya uygun hale vermeniz gerekiyor. Aslında bu artık çok böyle uzaya gemi göndermek gibi bir şey de değil yani. Burada bir kod kullanıyorsunuz, orada insanlar bu kod kullanıyor. Aynen. Dolayısıyla aynen. Buradaki veriyi istenen formata dönüştürüp şu an verebiliyoruz. Ama bu işin yarını bu değil. Bugün. Ben diyorum ki yarın bütün o yapıyı ben burada tutabileyim. Onların istediği formatta tutabileyim. Yani bir veri mühendisliği yapayım ve insanlar bu veriden, hani ben 5 tane saydım ama hani şu an aklıma geldiği için 5 saymışımdır. Eminim bir 30 tane farklı şey çıkabilir. Herkes kullanabilir bu veriyi. Tabii veri diyoruz, şu an en değerli şeylerden birisi de veri. Bak en değerli şey şu anda. Veriyi yaratmak, veriyi elde etmek, onu yorumlamak, ona göre yönetmek şu an aslında birinci gündemlerimizden. Çünkü en değerli şey bu, veri. Ne yapacaksanız veriye dayalı yapıyorsunuz. Artık eskisi gibi tahminler yok. Mesela eskiden şeyi unuttum. Büyük ölçekli dediğiniz firmanın şöyle bir tanımı var. Resmi gazete geliyorsa o firma firma gibi geldi. Onun bir de tekniği vardır. Kesme tekniği falan. Şimdi bunların hiçbirinin esprisi kalmadı. Ne kadar çok veri üreten, veriye dayalı yöneten firmalar ve o yönetim şekli aslında şu an en değerli ellerindeki varlık. Bilgiyi güç, bilgiyi oluşturan şey de o veri, hani günümüzün gerçeği. Ben de değerli meslek mensuplarını ziyaret ettikçe özellikle hani eleştirdiğimiz yeni nesilde ben şeyi görüyorum, hani ellerindeki bilginin, kendi know-how'larının ve ellerindeki verinin de değerini, bildiklerini görüyorum. Yurt dışına bakan çok meslek mensubu gördüm. Yurt dışından nasıl iş alabiliriz diye sordular bana. Dediğiniz gibi artık biraz hani sınırları olmayan dünyada bizim de farklı düşünmemizin zamanı geldiğini düşünüyorum ben de. Aynen. Kalfa'da konuğumuz, Kalfa'nın yaratıcı ekibinden hem de Kalfa kullanıcısı, değerli meslek mensubumuz Adnan Dinler'di. Bize mesleğin geçmişini, bugününü ve geleceğini öngörüleriyle anlattı. Değerli fikirleriyle bizi aydınlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir sohbette görüşmek üzere. Evet. Tekrar hoşça kalın diyoruz. Evet, hoşça kalın.